ama. Ya Allah'ını seversen sus. Yakalanacağız şimdi. Allah'ını seversen ya. Aman Ercüment ay sen miydin? Ödümü kopardın ya. Arzu ne yapıyorsun sen ya? Niye yatıyorsun çocuğun yatağında? Kes lan. Sevgilim değil mi oğlum? Onun yatağına yatmayacağım da kimin yatağına yatacağım? Arzu ne olur manyaklaşma abi. Allah'ını seversen ya. Bak zaten gerginim. Tamam tamam hadi panik yapma. Belgeleri ayarladın mı sen? Al. Her şey tamam. Ercü be bir açsana şunun dolabını. Ya saçmalama kızım. 9 yıllık arkadaşıma ben bunu nasıl yaparım? Terbiyesizlik etme Ercüment. O 9 yıllık arkadaşınsa ben 19 yıllık arkadaşınım. Aç şu dolabı. Ya bir kere bakıp kapatacağım söz. Açamam Arzu. Lütfen ısrar etme ya. Israr etmiyorum ki oğlum. Tehdit ediyorum. Hadi aç şu dolabı. Yoksa babana yediğin her bir boku anlatırım. Aman be Arzu ya. Ne olabilir ki dolabın içinde? Erkek milletine güven olmaz oğlum. Her şey olabilir. Bakarsın aşk mektubu çıkar. Başka bir kızın fotoğrafı çıkar. Ercüment aç şu dolabı. Ya tamam Arzu açacağım söz ya. Hadi sen giyin artık. Bak şimdi biri gelecek yakalanacağız ne olur ya. İyi be tamam hadi çık da giyineyim o zaman. Tamam ben şurada gözlerimi kapatıyorum. Ercüment çık dışarı. Tamam ben kapının önündeyim. Alo. Nasıl oldum? Ay, acaba henüz çok geç değilken vaz mı geçsek be Arzu? Mümkün değil. Şu matkap meselesini öğrenmem lazım. Ya öğrenecek bir şey yok ki. Çocuğun lakabı öyle yani. Hadi lan matkap diye lakap mı olurmuş? Kim bilir ne numaralar çeviriyor hayvan herif. Çıkarın kağıtları kalemleri. Yemin ediyorum hepinizden basarım çıkıp bura. Bende gazete kağıdı var hocam olur mu? Hocam bende de iskambil kağıdı var. Ama zenklenmeli. Bende de kese kağıdı var hocam olur mu? Yürüyün lan! Yürüşmeyin lan! Bak kese kağıdına yazım olur mu? Kardeşim. Olmaz artık. Bana bak mecbur kalmadıkça konuşma tamam mı? İlla konuşman gerekirse erkekse ol böyle. Lafı da fazla uzatma. İster istemez kibarlaşıyorsun yani. Öf, tamam be anladık. Hadi girelim. Tamam. Aa dur. Parayı unuttum kızım. Ne parası? Okul parası. 1 yıllık peşin. Vay. Sağ ol lan Ercüment. Duygusal bir bağ kurma istersen. Nasıl olsa birazdan geri vereceğiz. Ne oldu? Annemin sesi. Bilmem farkında mısınız? Ha babam sınıfı yüzünden artık kimse çocuğunu bu okulda okutmak istemiyor. 3 yılda gelirlerim %50 azaldı ya. Ama burası bir eğitim kurumu. Buraya ticarethane gibi bakamazsınız Bedri. Ben bakarım kardeşim. Hem eğitim sorunuysa eğitemeyen de sizsiniz Fatoş Hanım. Ama paraları giden kim? Bendeniz Bedri. Satarım, misliyle para kazanırım daha iyi. Bu laflar size hiç yakışmıyor Bedri Bey. Müsaadenizle. Müsaade sizin. Ama unutmayın ki bu okul da benim. Unutmam efendim. Koca götlü Fatoş. Ana. Ercüment. Evet hocam benim. Ne yapıyorsun çocuğum? Bu kim? Kim? Bu kim evladım duvardaki? Aa İsmail ne haber? İsmail okulumuza yeni geldi hocam. Bak İsmail bak bu Fatoş hoca. Kendisi okulumuzun müdürüdür. Çok utangaç hocam. Yani ilk görüşte merhaba telepati hocam. Yapamıyor yani. Merhaba çocuğum hoş geldin. Hoş bulduk. Ah be oğlum be çok kötü öksürüyorsun sen. Hasta mısın yoksa? Ya biraz üşütmüşüm hocam. Öyle buz gibi duvarlara yapışırsan üşütürsün tabii. Hay Allah'ım. Şu okula normal bir insan evladının yolu düşmeyecek mi hiç ya Rabbi ya Resulallah? Otopark alışveriş merkezi. Müsait misin babacığım? Nerede var? Serseri manyak. Ne istiyorsun? Ben şey için gelmiştim de baba gel. Sana müşteri getirdim baba. Ne müşterisi lan? Halıcı mı burası? Arkadaş bizim okulda okumak istiyor da. Belki ilgilenirsin diye şey ettim babacığım. Niye? Kendi okuluna ne olmuş? Yanmış. Yanmış mı? Bana bak. Sakın okulu sen yakmadın inşallah. Yok daha neler. Elektrik kontağından yangın çıkmış babacığım. Değil mi İsmail? Aynen öyle bey baba. Ulan Ercüment. Bir kere de yanında doğru düzgün birini göreyim be. Gidiyorsun nerede aklı dengesi bozuk çocuk var illa onu buluyorsun. Sen bakma böyle psikopat gibi göründüğüne. İsmail aslında çok efendi çocuktur. Babası çok zengin olduğu için
İtel mürebbiyeler tarafından özenle yetiştirilmiş. Yemin et. Kur'an çarpsın ki bak. Sana demedim, salak. Sen zaten çarpıksın. Sen yemin et. Baban hakikaten zengin mi? Vallahi billahi zengin. Çok zengin. Ver bakayım şunun dosyasını. Al babacığım. Aferin. Not ortalaman da fena değilmiş İsmail. Oo. Parayı getirdin mi peki? Tabii. Bir yıllık peşin. Buyurun. Seni sevmeye başladım İsmail. İlk bakıştan enteresan bir tip gibi görünüyorsun ama insan kısa zamanda alışıyor. 66. Çüş! Oha! Ne oluyor ya? Eyvah! Biri canlarımı kırıyor. Ne oluyor lan Ercüment? Bugün matematik sınavı vardı da. Lan! Şalter Haşmet bu! Ayıp be! Adamın tedavisi daha yeni bitmişti. Lan Haşmet! Hocam! Aman! Sizler! Canuzlar! Evet! Çok acele ateş kullanıyorsun be hocam. Evet yani hocam, biraz taş çevirseniz. Konuşma lan! Altına taş! Hocam! Vuramadım ki! Taş yok ulan, taş! Ercüment, heyecanlandım ben ya. Bana bak kızım, ya Emre seni tanırsa? Korkma oğlum, tanıyamaz. Özel de bile tanıyamadı, o nasıl tanısın? Çok iyileşim lan bu adam. Hey millet, bakın sizi kimle tanıştıracağım. Tatlıma. Bu İsmail, okula yeni geldi. Aferin lan İsmail, tam yerine geldi. Gel, eğlence var. Pazara gidelim, bir kuzu alalım. Pazara gidip bir kuzu alıp ne yapalım? Pazara gidelim, bir kuzu alalım. Pazara gidip bir kuzu alıp ne yapalım? Yazık, pazara gittiğini sanıyor Eda'yı. Değiştim, yandım. Çavuş yandım senin elinden. Elinden çavuş elinden. Müdür olarak buna ne diyorsunuz Fatoş Hanım? Elimizdeki son matematikçiyi de kaybettik. Değiştim. Ere güne karşı yapayalnız. Öyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız. Böyle de bırakılmaz ki. Ere güne karşı yapayalnız. Böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin insafsız. Böyle de yapılmaz ki. Değiştireceğim. Allah kırdı. Sakın beni durdurmaya kalkmayın Fatoş Hanım. Aman diyeyim Bedri Bey, ne olur bir delilik yapmayın. Niye yapmıyormuşum? Deli Bedri demesini biliyorsunuz. Ama delilik yapınca mı deli oluyorum? Adam haklı aslında. Ay durun Bedri Bey. Durun, ne olur durun, biraz sakin yapmayın. Olun. Siz bu işe karışmayın Fatoş Hanım, lütfen bırakın. Esas ben lütfen efendim, siz bırakın. Ne münasebet efendim? Önce ben söyledim. Bırakın sopayı. Önce siz bir bırakın. Ben bırakırım sonra zaten. Aman aynı anda bırakmayın da. Köse lan bu çocuk. Ercü, nereden buldun lan bu oğlanı? Babamın odasında karşılaştık. Kayıt yaptırıyordu. Oo, ilk bakışta aşk olayı yani. Saçmalama abi ya. Yok öyle bir şey ya. Çüş artık yani. Kur'an çarpsın ki yok ya. Ne oluyor oğlum? Ne bu kadar panik yapıyorsun? Yoksa çıkıyor musun? Yürü git lan. Elin heriflerine çıkacağım. Ne yani? Tanıdık heriflerle mi çıkıyorsun? Geri Bedri geliyor. Kimse kaçmaz. Kaçını da afici döverim. Aha, müşteriyi de bayıltmışlar. Adi katiller. Vallahi de billahi de elimizi sürmedik Bedri Bey amca. Arkadaş kendi düştü bayıldı. Bana lola yapma lan. Hepinizin yaktım şurasını. Durun Bedri Bey. Eğer çocuklara elinizi sürerseniz kıyameti koparırım bak söyleyeyim. Laf. Onlara elimi sürmeyeceğim Fatoş Hanım. Sadece sopamı süreceğim. Panik yapmayın lan. Biz daha kalabalıyız. Baba.
Baba, bana vurma. Ben müşteriyle ilgileniyorum burada. Ah be çocuğum, ah. O kadar da uyardım sizi kaçın diye. Kaçacak vaktimiz olmadı ki hocam. Evet yani. Siz daha çın derken daldı içeriye deli. İnsan babasına deli der mi hiç evladım? Ama bunlar diyor. Biz deriz oğlum. Bizim babamız değil ki. Ah, hocam biraz yavaş ya. Parmaklar kırılmış olabilir değil mi hocam? Saçmalama. Kırılsa hiç ağrıdan durabilir misin? Senin bir şeyin yok ya çocuğum. İyiyim hocam. Bir şeyim yok benim. Yazık, günah be evladım. Niye böylesiniz siz? Allem ettiniz, kallem ettiniz, sonunda dövdürttünüz kendinizi yani. Biz niye kendimizi dövdürelim ki hocam? Beyefendi kendi geldi dövdü bizi ya. Yok ya, Haşmet Hoca'yı da o delirtti değil mi? Yok, o bizzat kendi delirdi hocam. Var ya, siz hakikaten dayaklıksınız ha. Öyle demeyin be hocam. Bizim yaşımızda normaldir bu tür hareketler. Hadi be oradan. Ay, normal görmesek yutturacaksınız. Biz de çocuk okutuyoruz herhalde. Haksızlık ediyorsun ama Fatoş teyze. Arzu üniversitede okuyor. Ne fark eder? Sonuçta o da yatılı okuyor sayılır. Yurtta kalıyor ama hiç de böyle serserilikler yapmıyor işte. Ama bak, bu sondu söyleyeyim. Bundan sonra ilk vukuatınızda beni de karşınızda bulacaksınız. Haberiniz olsun. Oh. Ya ne olur biraz yavaş hocam ya. Tamam be, bitti zaten. Ama hocam, siz de gördünüz. Şahıs bize zopayla daldı. Olabilir. Ayrıca ona zopa değil, sopa denir. Şaşkolos herifler. Hadi hadi, hepinize geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Taraf değiştirdi kadıncağız. Yok lan, biraz sinirlendi ya, o yüzden trip yapıyor. Ayrıca hiç fark etmez arkadaşlar. Biz bunun intikamını almasını biliriz. Aynen öyle. Aynen öyle. Ve buna kimse engel olamaz. Hadi millet, ben kaçıyorum. Nereye lan matkap? Nereye lan? Kırtasiyecinin kızına. Yuh ben. Gene mi? Helal lan matkap. Arı gibi çalışıyorsun ha. Ne sandın oğlum? Hadi sen geç kalma abi. Muhabbeti sonra yaparız. Hadi abi hadi. Doğru söylüyorsun Ercü. Hadi beyler. Cümleten geçmiş olsun. Akşama görüşürüz. Görüşürüz İsmail. Kolay gelsin patlıyor. Ercüment. Nereye gidiyor bu? Boş ver Arzu, sırası mı şimdi ya? Ne demek sırası mı ya? Sırası tabii. Ben de gidiyorum. Manyak mısın Arzu? Durdurdun yerde. Bak çıkacak şimdi millet durumu. Lütfen ya.